mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 20'yi gösterdiğinde her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de ekranlarınızın karşısındayız sağlık pusulasıyla. Bugün de farklı bir konuyu masaya yatıracağız. Peki kimlerle birlikte konuşacağız? Şöyle bir programda konuklarımı tanıtayım istiyorum. Sizlere her zaman olduğu gibi bugün de yine çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Melih Cevdet Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle çocuklarda beslenmeyi konuşacağız. Bir yandan da diyetisyen Betül Bölükbaş da bizlerle birlikte olacak. Aslında her ikisinin de alanlarına giren konularla ilgili soruları kendilerine yönelteceğiz diyelim ve konuklarımıza da dönelim istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Melih Hocam sizden başlayalım. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Nasıl geçti bir haftanız? İyiydi hocam. Güzel geçti. Bizim biliyorsunuz yaz, kış fark etmeksizin hep yoğun geçiyor. Evet. Sizlerin nasıl? Biz de öyle. Yazın biraz daha azalıyor tabii. Kış gibi değil ama yine de yaz döneminde geçen haftalarda konuştuğumuz gibi özellikle ishal salgını var çocuklarda. Özellikle denize ve havuza giren çocuklarda. Evet. Ve besinlerin tabii ki iyi saklanamaması nedeniyle veya iyi temizlenmemesi nedeniyle yaz döneminde biraz daha sık görüyoruz ishal vakalarını. Evet. Yine hatta COVID yine var maalesef. Bazı ateşli hastalıklar. Özellikle şunu söyleyeyim. Kalabalık ortamlarda yine küçük çocukları mümkün olduğu kadar sokmasınlar. COVID de yine bu ara oldukça sık görüyoruz. Evet, ishal de hatta konularımız arasında olacak. Tabii onun beslenme boyutunu biraz daha konuşacağız ama yine şöyle kısaca bir detaylı da gireriz diyelim. Betül Hanım sizlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. İsterseniz sizi bir tanıyalım. Nereden mezun oldunuz? Sizin burada ilk yayınınız bizlerle birlikte. Sizi önce bir tanıyalım istiyorum. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi'nden mezun oldum 2023 yılında. Çocuk beslenmesi üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda yetişkinlerle de ilgileniyorum. Melih Hocam'la birlikte çocuklarımızı her yönden daha sağlıklı bireyler yapmak için çalışıyoruz. Çok güzel. Sizlere tabii işlerinize öncelikle kolaylıklar diliyorum ve konumuza yavaştan dönelim istiyorum. Şimdi çocuklarda beslenmeyi konuşacağız ama Melih Hocam ilk önce sizlerden başlayalım istiyorum. Şimdi tamamlayıcı beslenme diye bir kavram var. Bu kavramı biraz detaylandıralım. Tamamlayıcı beslenme nedir? Evet. Bebekler ilk 6 ay sadece anne süt alıyorlar doğduktan sonra. Eğer emziren anneler de özellikle. Eğer anne emzirmiyorsa formül mama da iyi yenebilir. Ama 6. aydan sonra artık sadece anne sütü bebeğin enerji ihtiyacını karşılamıyor. 6 aydan sonra artık ek besinler veya tamamlayıcı besinler dediğimiz besinlere geçmemiz gerekiyor. Ve 6. aydan sonra biz genellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 6. aydan sonra ek besinlere geçiyoruz. Tabii ek besinlere geçmeden önce bir çocuğun beslenmesi sadece o çocuğun kendi beslenmesiyle ilgili değil Büşra Hanım. Annenin, babanın özellikle kendileri evlenmeden önce gençliğindeki beslenmeleri bile, hatta çocuğun büyük annesinin beslenmesi bile o çocuğun beslenmesini etkileyebiliyor. Çünkü bazı alışkanlıklar, hastalıklar genetik olarak taşınabildiği gibi bir kısmı da hiçbir genetik değişikliği olmadan sadece o genin görünümünde, fenotipinde değişiklik yaparak, yani epigenetik değişikliklerle maalesef bazen olumsuz yönlerde anneden çocuğa, hatta işte büyük anneden torununa değişebilir. O yüzden öncelikle bir bebeğin sağlıklı büyümesi için bizim için temel şey iyi bir beslenmesi lazım. Ama ondan önce anne, özellikle annenin sadece hamilelik döneminde değil, hamile öncesinde de çok iyi beslenmesi lazım, dengeli beslenmesi lazım. Yine babanın da aynı şekilde iyi beslenmesi lazım ve bunlar öncelikle çocuk beslenmesinin temelini oluşturuyor. Biz 6. aydan sonra çocuklara biz ek besinleri başlıyoruz. Anne sütüyle birlikte devam ediyoruz. Hem anne sütünü veriyoruz. Zaten tamamlayıcı veya ek besin derken anne sütünün yanında veya anne sütü almıyorsa formüle besinlerin yanında verdiğimiz besinler. Biz genellikle 6. aydan sonra besinlerde 3 gün kuralına göre veriyoruz. İşte birinci gün bir çay kaşığı, ikinci gün bir tatlı kaşığı, üçüncü gün bir çorba kaşığı gibi veya iki tatlı kaşığı gibi öncelikle besinleri tek tek deniyoruz. O besinler çocuğumuzda bir alerji yapmasın diye, herhangi bir alerjik reaksiyon var mı diye onu gözlememiz lazım. Daha önceki programlarımızda besin alerjini konuşmuştuk. Özellikle çocuğumuza verdiğimiz ilk besin eğer çocuğumuzun vücudunda kısırlık yapmışsa, kakasında işte mukusluğu veya sümüksüyse ya da kakasında kan varsa, nadir de olsa erken yaşlar oluyor ama daha geç yaşlarda solunum sıkıntısı, hırıltı, hışıltı yapmışsa o zaman yediği besin alerji yapabilir diye düşünüp o besini ne yapıyoruz? Diyetine çıkartıyoruz. Biz öncelikle bunu her yeni besini tek tek ve 3 gün kuruluna göre başlıyoruz. Önce çoğunlukla sebzelerden başlıyoruz. Sebzelerin tabii
tadı biraz daha nötr olduğu için, daha keskin olmadığı için meyve ve meyvelere göre. O yüzden önce sebzelerden başlıyoruz. Havuç, patates, işte mevsim sebzesi neyse ondan veriyoruz. Daha sonra yoğurt başlıyorum ben kendim ama genelde de yoğurt başlanıyor ikinci olarak. Yine avokado çok ilk besinler olarak denemelerde kullanılan besin yine. Ve daha sonra da biz ne yapıyoruz çocuklarımıza? Özellikle meyveleri deniyoruz. Meyveleri yine mevsim meyveleriyle başlamak lazım. Yani bütün aslında yiyecekleri, sebze ve meyveleri mevsimine göre vermek lazım. Hangi mevsimdeyse onları vermek lazım. Ek besinleri bu şekilde başlıyoruz 6. ama 9. aya kadar genellikle biz çocuklara iki ara öğün olarak veriyoruz. 9. aydan sonra daha çok böyle 3 ana öğün, yani aynı bizim gibi sabah, öğle, akşam ve 2 tane de ara öğün olarak veriyoruz biz çocuklara. Ve bu şekilde beslenmelerini devam ediyoruz. Burada önemli olan şu, Betül Hanım da biraz bahseder. Bizim için önemli olan 1 yaşına kadar işte bazı besinlerin verilmemesi gerekiyor. İşte özellikle işte çilek verilmemesi lazım. Bal kesinlikle verilmemesi lazım 1 yaşından önce. Çünkü botulizm toksini var, zehirleme yapabilir. Yine aynı şekilde tuz kullanmıyoruz 1 yaşına kadar. Böbrekleri çünkü o tuzu, tuz sakıncalı oluyor böbrekler açısından. Yine tatlı, rafine şekerler kesinlikle kullanmıyoruz çocuklarımıza. Evet. Ek besinlerde benim gözlediğim, tabii ki çok geniş bir konu ama ben sadece kısa şunu söylemek istiyorum. Bizim için özellikle bölgemizde ve hatta Türkiye'de genellikle biz ek besinlerde özellikle kırmızı eti biraz geç başlıyoruz. Bana gelen hastalarda çoğunlukla 7. 8. hatta 9. ay olmuş hala kırmızı et denememişler. Kırmızı et bizim için çok önemli. Biz genellikle kırmızı eti kuzu etiyle başlıyoruz. Daha az alerjik olduğu için ama kırmızı et hem protein açısından hem içerdiği elementler açısından çok zengin bir besin. Bağışıklık sistemini geliştiren bir besin. O yüzden ben çocuklarımıza 6 aylık olduktan sonra 6-6,5 ay içerisinde en geç 7. ayda ailelerin kırmızı etle çocuklarının tanıştırması gerekiyor. Onu belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi Melih Hocam tamamlayıcı beslenmenin ne olduğundan biraz da detaylarından bahsetti. Siz şimdi diyetisyensiniz Betül Hanım. Şöyle inceliklerini sizden dinleyelim. Siz tabii daha incelikli durumlarını biliyorsunuz onların. Tam olarak ne zaman, nasıl başlanmalı, hangi ayda ya da hangi yaşta, hangi ürüne başlanmalı? Şimdi öncelikle şöyle beslenme ihtiyaçlarını karşılarken çocuğun gereksinimlerini tam olarak karşıladığına emin olmalıyız. Çocuğun yaşına göre, boyuna göre alması gereken kaloriyi gramajlarını hesaplamalı, proteinden zengin bir şekilde beslememiz gerekmekte. Özellikle prematüre doğan bebeklerde 2 ila 3 gram kilogram gün aralığında protein vermeli. 6 aydan sonra 1 gramın, 1,5 gramın altına düşürebiliriz bu kilogram başına olan proteini. Ama çocuklarımızı proteinden zengin, özellikle anne sütünü bolca içeren, anne sütünü tüketeceği şekilde beslememiz gerekmekte. Anne sütü kullanmayan bebeklerde anneden dolayı ya da bebekten dolayı olabildiği her iki durumda da yerine devam sütlerini güzel bir şekilde ayarlanmalı ve bir diyetisyen takibiyle hekim gözetiminde bunların kontrolü sağlanmalıdır. Bir çocuğun büyüme çağında da, bebeklik çağında da percentillerinin altında olmasını asla istemeyiz. 50 ve üzeri percentiller çocukların olmasını istediğimiz aralıklardır. Altında büyüme ve gelişme geriliği açısından takibinin yapılması gereken noktalardır, uyarıcı yerlerdir. Bu düzenli kontrollerde, takiplerde zaten ortaya çıkmaktadır. Eğer bebeğimizde boyunda ya da kilosunda bir eksiklik, geri kalma varsa beslenmesini düzenlemeliyiz. Ayrıca bebeklerimiz artık daha fazla büyüdüğünde, okul çağı dönemine geldiklerinde, ergenlik dönemlerine geldiklerinde, yıllar sonra da bu bebeklikte kazandıkları alışkanlıkları devam ettiriyorlar aslında. Birçok bebek ek gıdaya başladığı süreçte eğer bütün sebzelerden tatlıysa çocukluk çağında da sebze reddi yaşamıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Önce sebzelerle başlanması çok daha iyi olacaktır. Çünkü meyve fruktoz, meyve şekeri içerdiğinden dolayı daha aromalı, tatlı bir yapıya sahip. Ve ek gıda döneminde önce çocuğumuza meyveyi tattırırsak daha sonra sebze reddi yaşayabiliriz. Bunun için haşlanmış sebzeler, sebze püreleri ayına göre önce verilmesi gereken. Yani meyveden sonra sebzeler biraz daha tat yoksunu gibi geliyor çocuğa o süreçte. Evet, aynen öyle oluyor. Önce sebzelerle başlanmalı. Sebzeden sonra yoğurt gibi eğer bir alerjisi yoksa beslenmeli. Daha sonra meyvelere geçirebilir. Melih Hocam'ın da dediği gibi 3 gün kuralıyla denemeliyiz.
etmeliyiz. İlk gün bir çay kaşığı, ikinci gün bir tatlı kaşığı, üçüncü günde iki tatlı kaşığı kadar ölçülerle bebeğimizde bir alerjen durum var mı yok mu bunu gözlemleyebiliriz. Eğer bir alerji olduğunu gözlemlersek bir hekime başvurmamız gerekmektedir. Evet. Şimdi sözü size vermişken sizden almadan devam etmek istiyorum. Yine beslenmeden devam edeceğim. Şimdi özellikle ek besine ne zaman geçinmeli, tamamlayıcı besine ne zaman ve hangi aralıkla nasıl geçinmeli bunu siz anlattınız ama şimdi normal bir beslenme çocuklarda nasıl olmalı onu da merak ediyoruz aslında. Biraz da artık hani bebeklik döneminden çıkıp çocukluk dönemine geçtiğinde beslenme nasıl olmalı? Sağlıklı bir çocuğun boyu ve kilosu yaşıtları gibi ise, olması gereken yerde ise endişe edilecek bir konu yoktur zaten. Her şeyden yiyebilir ama ne yediğinden ve miktarından emin olmalıyız. Tabağımızda her zaman karbonhidrat ama kompleks karbonhidratlar, sebze ve meyveler ve protein grubu yer almalıdır. Sağlıklı beslenme modeli dediğimiz sağlıklı beslenme tabağında tabağımızın %50'sini yaklaşık olarak kompleks karbonhidratlar, geri kalan 1/4'ünü iyi bir güvenilir protein kaynağı ve zengin yağlar, yağ asitlerini içeriği, linoleik asit, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar içermeli. Yağ konusunda da dikkat etmemiz gereken hem aileler için hem çocuklar için bir konu daha bulunuyor. O da şudur, salatalara ve sebzelere direkt olarak yağdanlıktan, bir şişeden aktarmak yerine önce yemek kaşığına koyarak ve yemek kaşığından salataya ya da yemeğe ilave ederekten gramaj ölçüsünü daha iyi kontrol edebiliriz. Diğer türlü mesela salata tabii ki yemeliyiz. Her akşam yemeklerimizde olmalı, tüketmeliyiz. Ama yağ koyarken, nar ekşisi koyarken o kadar bazen bol davranabiliyoruz ki eklediğimiz kaloriler onu neredeyse bir fırın yemeği, et yemeği şekline getirebiliyor yağından. Bizim kültürümüzde zeytinyağı, tereyağı çok önemlidir. Aynen. Her yemeğe katar ve fazlasıyla katarız yani. Bazen deriz hatta yemek yağın içinde yüzüyor diye gerçekten. Aynen. Biraz öyle bir kültüre sahibiz yemek açısından. Salata diyet yemeği de yiyoruz ama tabii yağını çok fazla katarsanız bütün de yiyor. Bu sefer diyet yemeği olmak çıkıyor maalesef. Bu şekilde olması gerekiyor normal bir çocuğun beslenme düzeni. Hocam sizden devam edeceğim şimdi Melih Hocam. Şimdi iştahsızlığa gireceğim. Pek çok anne babanın en büyük sorunlarından bir tanesi çocuklarda oluşan iştahsızlık. Peki bu iştahsızlığın sebepleri nelerdir? Önce iştahın tanımı yapmak lazım. İştah insanların besine olan ilgisidir. İştahsızlık ise o besine olan ilgisizliği. Bu çocuklarda ve ilişkinde olabilir. Ve iştahsızlık aslında ebeveynlerin, anne babaların çocuk polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden bir tanesi neredeyse. Annelere, babalara sorduğunuz zaman ebeveynlere %25-30'unda çocuğum iştahsız der. Ama tabii bu %25-30 iştahsız derken gerçek anlamda bunlar hepsi iştahsız mı? O ayrı bir şey. Çocuğun bunlar, alma kapasitesi ne onu bilmiyorsunuz. Evet, neye göre iştahsız acaba? Gerçek olan iştahsız veya iştahsızlık veya beslenme bozukluğu diyelim. O ancak %3-5 arasında. Evet. Çok az bir kısmında bunun beslenme, hafif beslenme bozukluğu ya da iştahsız oluyor ama genellikle gerçek anlamda sadece %3'ü veya 5'inde ancak çocuklarda iştahsızlık olarak tanımlıyoruz. Tabii biz iştahsız derken neye göre iştahsız dememiz lazım? Bunu Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir tanım yapıyor. Çocukta diyor herhangi bir organik neden yok. Ama çocuk işte olmadığı halde çocuğun bakımı da çok iyi ve gıdalara da ulaşılabiliyor. Maalesef savaş nedeniyle veya Afrika'da çocuklarımız gıdalara da ulaşamıyor. Evet. Ulaşabiliyor. Ve buna rağmen eğer çocukta bir beslenme güçlüğü varsa, besin reddi varsa veya besin seçiciliği varsa bu bir aylık süreyi kapsıyorsa o zaman biz bu çocuğumuza iştahsız diyoruz. Yani öncelikle hangi çocuğa iştahsız dememiz lazım onu bilmemiz lazım. Bu özellikle iştahsızlığın tabii ki çocukları bir çocuk tarafında olan problemler olabilir. Bir de bakıcı anne babadan veya kim bakıyorsa o taraftan olan bir problem olabilir. Biz o şekilde önce çocuk iştahsız bir çocuk bize geldiği zaman biz öncelikle bir hikayesini alıyoruz. Yani çocuğun beslenme şekli nedir? Betül Hanım da biraz sonra bahsedecektir yine. Yine hangi besinleri aldı? Son 3 günde nasıl beslendi? Son 1 hafta ne beslendi? Neler aldı? Mutlaka onları konuşmak lazım. Daha sonra da çocukta bir organik neden var mı yok mu? Mutlaka onu tanımlamak lazım. Bir de yani iştahsızlık genellikle veya beslenme zorluğu tarif edilirken genellikle Büşra Hanım bir üç kategoriye ayrılıyor. Bunlar birisi iştahsızlık, bir tanesi de beslenme güçlüğü olabiliyor,
Bir tanesi veya besin korkusu, bir tanesi de besin seçiciliği. Bu üç şeye göre, kategoriye göre biz hastalarımızı değerlendiriyoruz. Hangisi varsa ona yönelik tedavi veriyoruz. Mesela iştahsızlık bir çocuğun bazen yanlış algılama dediğimiz, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi, yani çocuğun aslında iştahsız değil ama aile bunu yanlış olarak algılıyor. Bu annenin veya babanın kendi kaygı bozukluğundan olabilir. Bu da mesela maalesef şey yapıyor. Bir de mesela 1 yaşına kadar çocuklar çok hızlı büyüyor. Mesela 3,5 kilogram doğmuş bir çocuk 1 yaşında 12 ayda 10 kilogram oluyor. Yani neredeyse 6,5 kilo, bazen 7 kilo büyüyor, kilo alıyor çocuk fazladan. Ama 1 yaşla 2 yaş arasında, yani 12 aylık sürece en fazla 2-2,5 kilo alıyor kız ve erkek. Düşünün ya, çocuk mesela aile bize geliyor, mesela 12. ayda gelmiş. 14. ayda 2 ay sonra gelmiş. Hocam çok az kilo aldı. Mesela aile daha şeyde, o bebekliğin o şeyinden kurtulamamış. Yani her ay çocuğunun işte 600-700-800 gram kilo almasını bekliyor. Bu bir kere hakikaten şey, en çok gördüğümüz yanlışlardan evet, bir tanesi. Ya zaten öyle olsa obeziteye gider. Birazdan tabii. Onu da konuşacağız tabii, detaylandıracağız ama öyle bir yeme şekli ya da öyle bir kilo alma şekli obeziteye kadar varır. İştahsız deyip de işte biraz önce Betül Hanım bahsettiği gibi persantilleri %75 çıkan çocuklar var. İkinci problem iştahsızlıkta özellikle besinlere geçiş döneminde, mesela bir tamamlayıcı besine geçişleri ya tamamlayıcıdan katı besinlere geçişlerde yine en çok görülen şeyler, yaş grupları özellikle 18 ile 24 ayda çok fazla görüyoruz yine bunları. Yani farklı bir besine geçtiği zaman çocuklarda bir iştahsız görülebiliyor gerçekten. Yani ondan bir şekilde çözümlenmesi lazım. Bir de 1 yaşından sonra çocuklar biraz daha çevreye artık daha ilgisi oluyor, daha enerjik oluyorlar. Mesela 1 yaşından önce o kadar değil ama daha enerjik olduğu için çocuklar çevreye, bu sefer besine olan ilgisi azalıyor. Aslında bu çocukları tabii yakından gözlemek lazım. Besinlere ilgisi azaldığı için, eğer ciddi anlamda besinlere ilgisi azsa, yani iştahı azsa çocuğun, bazen persantilleri geri olabiliyor. Yine onlara da doğru müdahale etmek gerekiyor. Evet. Ama bazı çocuklar var, apatik dediğimiz, yani çok hiç çevrede de ilgisi yok. Artı bakıcı veya anne babayla beslerken onunla göz göze temasa gelmiyor. Yine ona da karşı bir ilgisizliği var. Yemeğe karşı da ilgisi var. Ta ki bunların hem çocukta bir kaygı bozukluğu hem de anne babada bir kaygı bozukluğu varsa mutlaka bunu çözümlenip o çocuğun hem besine ilgisini artırılması lazım ve dengeli ve yeterli beslenmesini sağlanması. Bu iştahsızlıkla ilgili bölüm. Diğer problemde besin korkusu. Mesela çocuk bazen bir besin almıştır ve bir boğulma yaşamıştır. Yani boğulacakmış gibi olmuştur. Veya besin almıştır, çok kusmuştur çocuk aşırı. Bunlar maalesef çocuklarda post travmatik dediğimiz besin reddine yol açıyor. Besin korkusuna ve besin reddine yol açabiliyor. Bu da yine çocuklarda çok ciddi besin problemleri yol açıyor. Ve bunun bir kısmı post travmatik psikolojik olduğu gibi bir kısmı da çocuğun bir organik bir rahatsızlığı varsa, mesela bir özofaji difarda, yani veya reflüsü varsa, gastroözofage reflüsü, mide yemek borusu reflüsü varsa veya çocuğun farklı bir hastalığa bağlı karın ağrısı varsa veya kabızlığı varsa, o da çocukta bazen besin reddine yol açabiliyor. Bu da önemli bir problem. Üçüncü olarak da çocuklarda seçici bir beslenme türü var. Bu da bir beslenme bozukluğu. Aslında şöyle, seçici beslenmede bazen çocuk belli besinleri yiyor. Farklı besinleri yemiyor. Bu da ne yapıyor çocuk? Patates kızartması mesela. Gibi. Evet, çocukların köfte, tabii en çok sevdiği, en çok sevdiği. Evet, onları. Ama çocuk farklı besinleri. Yani Betül Hanım'ın bahsettiği gibi, yani bir kalori oranını, bir protein oranını, bir yağ oranını almamış oluyor. Evet. Dengesiz beslemiş oluyor. Onun da mutlaka çözülmesi lazım, seçici beslenmenin. Özellikle bu yeni besinleri başlarken de oluyor bu problem. Bazen onda da istemiyor ama biz özellikle ailelere şunu söylüyoruz. Yani bir çocuk yeni bir besini deniyorsunuz. İlk defa bu çocuk kabul etmese bile 5-15 defa mutlaka çocuğa tekrar denemek lazım. Hatta 20 defa o besinden vazgeçmemek lazım, denemek lazım. Besinleri çocuğun özellikle istediği besinleri tabii yapacağız ama her şeyi çocuğun da böyle, çocuk bizi yönetmemesi lazım. Bazen çocuk sadece bizi yönetirse o zaman tek tip beslemeyle dönmüş oluyoruz. Yani. Seçici besleme maalesef en çok tabii iştahsızlığın olduğu, mesela iştahsızlığın en çok nörolojik hastalığı olan çocuklarda, bir de işte cerebral palsy gibi çocuklarda, bir de otizm olan çocuklarda da maalesef seçicilik çok yüksek. Yani %90 üzerinde seçici bir beslenme var. Evet. Onların mutlaka beslenmesini zaten dengelemek lazım. Çünkü otizm varken bir de yeterli ve dengeli beslenmiyorsa vaka daha da ağırlaşabiliyor. Bunu da mutlaka hallolması lazım. Bu çocukla ilgili aslında bizim
şeyimiz. Yani genel olarak bakışımız. Ama evet, bakıcı açısından yani anne babanın da mutlaka buna bakarken bir beslenme tekniğine, iyi bir beslenme tekniği olması lazım. Mesela otoriter dediğimiz beslenme şeklinde, çocuğu mekanik beslenme dediğimiz beslenme şeklinde mesela çocuğu sadece şu saatleri yiyeceksin, bu saatleri yemeyeceksin gibi bir kurallara, katı kurallara bağlarsak, bayağı baskıcı olursak, çocuğa zorla yemek yedirmeye çalışırsak, evet, ağzını açıyoruz, yemek veriyoruz, bunun gibi. Ya da çocuğun dikkatini dağıtarak, koşullu, dikkat dağınıklığı dediğimiz, çocuğun dikkatini dağınarak eğer çocuğu beslemeye çalışıyorsak biz özellikle, yani elimizde telefon var veya çeşme açıyoruz, bu şekilde çocuğu beslemeye çalışıyoruz. Çocuk belki onda yeterli besini bildir ama çocuk neyi beslendiğini, ne tad aldığını bilmeyecektir. Bu evet, da çok önemli. Mesela bu tür beslenmesi bakıcı tavır olanlarda maalesef beslenme bir problem olabilir. Ya da çok musamaha edebiliyor anneler, babalar. Özellikle diyor ki normalde besin süresi betonunda bahsedecektir. Hocam son bir dakikamıza kaldı reklama. Hemen, toparlayalım da bu konuyu. Hemen 15-20 dakika normalde beslenme süresidir bizde. Yani eğer 30 dakikaya geçiyorsa yine bizim için çok büyük bir problem. Mutlaka onda da bizim çocuğumuzun belli bir sürede vermek lazım. Belli bir süreden sonra tamam dediyse bitti deyip kesinlikle bırakmak lazım. Evet. Şimdi tabii iştahsızlık, örnek veriyorum, bir çocuk geldi Melih Hocama ve tanısı konuldu, iştahsız artık bu çocuk. Nasıl bir beslenme şekli yapılmalı, nasıl bir düzenden geçmeli, bunu da sizden dinleyeceğiz ama birazdan reklamdan sonra evet, diyelim. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim sevgili izleyenler. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, reklamların ardından sağlık pusulasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Melih hocamız ve Betül hocamız bizlerle birlikte çocuklarda beslenmeyi konuşmaya devam edeceğiz. Melih hocam, şimdi yayının reklama gitmeden önce özellikle iştahsızlığın nedenlerinden bahsetmiştiniz. Sadece organik kısımdan bahsetmediniz. Evet. Organik nedenler nelerdir? Onları sizden alalım. İştahsız olan çocuğumuzda altta yatan bir hastalık varsa bu da iştahsız nedenlerden en başta gelen. Mesela bir kardiyovasküler sistem hastalığı varsa, mesela konjenital kalp hastalıklarında özellikle işte kalbi delik falan, delik şeklinde tarif ettiğimiz ventriküler septal defek varsa, bir fallot tetralojisi gibi konjenital kalp hastalığı varsa veya opere olmuş o hastalık nedeniyle bunlar yine iştahsızlık çok sık görülmekte. Yine bir böbrek hastalığımız varsa, karaciğer hastalıklarımız varsa, özellikle kronik hastalıklarda maalesef çok fazla biz iştahsızlık görebiliyoruz. Yine sindirim sisteminde özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi bir özofajit yani yemek borusu hastalıkları veya bir gastroözofageal reflü yani mide yemek borusu reflüsü ya da gastrit mide şeyi, yine ishali biraz konuşulabilir, bir bağırsak enfeksiyonu varsa kronik kabızlık yine aynı şekilde çocuklarda iştahsızlığa neden olabilir. Şimdi iştahsızlık da özellikle hani tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar meselesi, tam bu demir eksikliği anemisi için, yani iştahsız çocukların %30'unda demir eksikliği anemisi görülüyor. Evet. Demir eksikliği annemizin kendisi de iştahsızlık yapıyor maalesef çocuklarda. Yani birbirini kovalıyor. O yüzden mutlaka bu çocuklarda biz geldiğinde genel hemogram ve biyokimya tetkiklerini yapıyoruz. Sadece hemogramla bile bu çocuğun aşağı yukarı bir demir eksikliği var mı yok mu? Veya anemisi var mı? Anemisi varsa hemoglobin deden bir değerden bakıyoruz biz Büşra Hanım. Orada çocuğun aynı zamanda demir eksik anemi mi yoksa işte MCV'ye bakarak bir beta vitamin B12 eksikliği mi? O da iştahsız nedenleri ve çok ciddi, yani eksikliğinde de çok ciddi problem yapıyor B12 eksikliği. Artı B12 eksikliği de kendisi de yine iştahsızlığa neden olabiliyor. Var mı yok mu? Veya bir anemini, bir Akdeniz anemisi mi? Yani talasemi hastalığı mı? Mutlaka onun ayırdığının yapılması lazım. Çocukta eğer bir demir eksikliği anemisi varsa mutlaka onun tedavi edilmesi lazım. Demir eksikliği anemisi çocuklarda sadece bedensel gelişim açısından değil, fizik gelişim açısından aynı zamanda zihin gelişim açısından da çok önemli. Yani IQ'yu yapılan çalışmalarda 5-10 puan fark edebiliyor çocuklarda zihin gelişiminde özellikle. Evet. Bir de demir eksikliği anemisiyle ilgili yine bir sürü element eksikliği yine düşünebilir ama onunla beraber en fazla yine çünkü eksikliği ülkemizde de oldukça sık görülüyor. Yani bağışıklık sisteminde, bağırsak sistem gelişiminde aynı demir gibi gibi D vitamini gibi birçok vücudumuzun sisteminde yer alır. Mesela çünkü eksikliği de çok fazla görülüyor. Yine çünkü eksikliği varsa onu da mutlaka tedavi edilip yerine konması gerekiyor. Betül hocam, şimdi size döneceğim. İştahsız bir çocuk var, bu şikayetle anne baba size geldi. İştahsız çocukta nasıl bir beslenme yöntemi izleyebilir? Siz ilk olarak nasıl başlıyorsunuz? Anne babanın tutumu bu noktada nasıl olmalı?
Önce çocuğun bakımını yapan kişiyle konuşmamız gerekiyor. Anne, baba ya da bakıcı, bakımından sorumlu olan kimse. Önce çocuğun beslenme davranışını inceliyoruz. Bu çocuk kiminle yemek yiyor, nerede, nasıl, hangi saatlerde ve hangi besin türlerini tükettiğini öğreniyoruz. Detaylı bir analiz yapıyoruz diyebiliriz. Çocuğun beslenme öyküsünü aldıktan sonra buradaki hataları bulup aileyle konuşmamız gerekiyor. Mesela karnını doyuruyor çocuk ama abur cuburla doyuruyor. Bu sefer tabii ki de akşam yemeği saati geldiğinde çocuk o yemeği reddediyor. Ya da öğle yemeğinde bir kase çorba içiyor ama çorbası midesini doldurduğu için daha sonra o köfteyi, o et yemeğini yemek istese de yiyemiyor. O yüzden birazcık ailelere beslenme eğitimi vermek gerekiyor bu noktada. Çocuğumuz zaten iştahsızsa, iştahsız olmaya meyilli, yemekten kaçan bir yapıya sahipse, çorbalarımız daha koyu kıvamda, yani kaşık başına düşecek besin öğesi miktarını artıracak şekilde yapılmalıdır. Ya da içine bir protein grubu eklenmelidir. Tarhana çorbası değil de kıymalı tarhana çorbası yapılmalıdır. Ya da yoğurt çorbasının içine yumurta kırılmalıdır gibi protein miktarını artıracak hamleler yapılmalıdır. Önce yemeğe proteinle başlanmalıdır. Çünkü eğer bu çocuk sofradan kalktığında yemeden, bitirmeden tabağını kalkarsa en azından bizim için önemli olan, büyüme ve gelişmesini önemli noktada etkileyecek şeyleri almış olmasını isteriz. Çocuklarımıza en az 15 dakika, en fazla da yarım saat bu sofrada oturarak yemeğini bitirmesini gerektiğini otoriter bir tavırla ama baskıcı bir tavırla değil. Otoriter demek baskıcı demek değildir. Çocuğumuza söylememiz gerekiyor. Çocuğumuzla anlaşmalı ve onun algısına inebilmeliyiz aslında. Çünkü çocuğumuz orada besin reddi yaşarken belki de bizim dikkatimizi çekmek istiyor olabilir. Bunu sadece bir beslenme sorunu değil, davranışsal olarak da incelediğimiz bazı çocuklarımız oluyor. Çocuk sofrada yemeğini ittiğinde, mesela tabağını yere attığında herkes onunla ilgilendiği için ben evet değerliyim galiba, şu anda herkes bana baktı gibi bir bilinç altında mesaj uyandırdığı için bu davranışı artık tekrarlayan diziler haline de getirebilir. Bunun yaptığı tabağını yere atmasının yanlış olduğunu söylemek ama aşırı tepkiler vermemek çok daha iyi olacaktır. Bir beslenme modeli, yemek saatlerini belirlemek, bizim evimizde öğle yemeği bu saatte yenir. Eğer bu saatte karnını doyurmazsan akşam yemeğine kadar beklemen gerekir düşüncesi çocuğa aşılandıktan sonra bir hafta gibi kısa bir sürede bu beslenme sorunlarının önüne geçebiliriz. Çünkü ara öğünlerde paketli gıdalarla ya da sağlıklı olsa bile atıştırmalık tarzda beslenen çocuklar istemsizce de olsa o yemeği reddedecektir. Önemli olan karnımızı besin öğesi yüksek olan temiz gıdalarla, güvenilir kaynaklarla doyurmaktır. O yüzden çocuklarımıza yemek düzenini, yemek kurallarını aşılamamız gerekiyor. İştahsız çocuklarda şöyle de bir şey oluyor aslında. Bu dönemde aileler çocuğum yeter ki yesin, ne yerse yesin, karnı doysun, kilo alsın diye esnek davranabiliyorlar. Ve iştahsız çocuklar genelde zayıf oluyor. Birazcık daha kendi hallerinde, istediği zaman yapılmış konumdaki çocuklar olabiliyor. Eğer altında ciddi bir organik hastalık yatmıyorsa. Ve bu çocuklar daha sonra ilerleyen yaşlarda okula gittiklerinde, kendi harçlıklarıyla kantinden alışveriş yaptıkları dönemde obeziteye yönelebiliyorlar. Çünkü beslenme düzeni olmadığı için, sağlıklı beslenmeyi aslında öğrenmedikleri için küçükken bu zayıflıkla mücadele eden çocuklar ergenlik döneminde fazla kiloyla, obeziteyle baş edebiliyorlar. O yüzden sağlıklı beslenme düzeni ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmek, yani sürdürülebilir beslenme hem ailenin sağlığı için hem çocuğun sağlığı için çok daha iyi olacaktır. Evet. Hazır satır arasında obeziteden bahsetmişken oradan devam edelim istiyorum. Çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesi. Hem yetişkinlikte şu anda bu sorun var hem çocuklarda. Tabii çocuklarda daha fazla risk taşıyor. Hocam isterseniz sizden devam edelim. Nedenleri nelerdir obezitenin? Son yıllarda bu kadar yaygınlaşmasının sebebi nedir? Evet. Ya şöyle, Amerika'da istatistik yapılmış. 1975'te yapılan işte çalışmalarda %6 iken 2016'da bir çalışma yapıyor.
ve %18'e çıkmış obezite 2016'da. Yani çok fazla kat artmış. İşte Türkiye'de yapılan çalışmalar da var. Yani 5 yıllık süreçte 10-18 kat artışlar var obezitede. Bu daha çok tabii ki yaşam tarzıyla da alakalı. Sanayileşme işte toplumlarda işte eski düzenin olmaması olabilir. Biraz önce Betül Hanım bahsettiği gibi farklı işte besin öğelerinin artık daha çok iç şeye girmesi. Yani biz daha önceden belki daha doğal beslenirken işte abur cubur dediğimiz besinlere daha fazla işte yönelmemiz. Bunlar tabii ki neden olabiliyor. Ama şeyde özellikle obezitede şeyi yine bebeklikten itibaren başlıyor. Hatta bebeklik değil sadece anne babanın sağlıklı beslenmesine başlıyor. Ta evlenmeden önceki sağlıklı beslenmeleri yapılan çalışmalarda anne baba da işte sağlıksız besleniyorsa, onlarda bir artık epigenetik değişik olduysa ya DNA diziliminde problem varsa mutlaka o çocukların bir kısmı da bu epigenetik olarak, genetik değil ama epigenetik olarak aktarıldığı görülmüş. Obezite de çok çok önemli. Evet. Ve obezite hem çevresel faktörler hem de işte genetik faktörler obezite çok çok etkili, obezitenin gelişmesinde çok etkili gerçekten. Obezite insanlarda işte yağ dokusunun fazla olması. Yağ hücreleri var bizde olan adiposit dediğimiz. Bunların %95'i yağla çevrili hücreler bunlar ve bunların miktarı arttığı zaman işte biz ne diyoruz bunlar? İşte belli bir hem vücut kitle endeksi hesaplanarak ya da çocuğun persentillerine bakarak belli bir persentil üzerinde olanlara işte obezite diyoruz. Çocuklarda bazen de yine aynı şekilde abdominal kalınlıkla yine bel çevresinin ölçümüyle yine obezite tanımını yapabiliyoruz. Obezitenin tabii yine iştahsızlık gibi olan bir organik olan nedenler yani altta yatan bir hastalık var mı? Bizim obez bir çocuk geldiği zaman biz hemen tabii bunu bu çevresel faktörler işte bu abur cubur yedi veya işte dengesiz beslenmeden ziyade bir altta yatan bir hastalık var mı? Önce onu mutlaka bilinmesi lazım. Yani obeziteli şikayete gelen çocukta öncelikle bir hastalık belirtisi var mı Büşra Hanım? Mutlaka bilinmesi lazım. Hangi hastalıklar? Mesela bir hipotiroid olabilir. Yani eğer tiroid bezi az çalışıyorsa çocuğun, yine erişkinin aynı şekilde o insanda obezite yatkınlık artacaktır. Yine Cushing hastalığı var. İşte kortizol seviyesi onda yüksek mesela. Mutlaka böyle bir hastalık var mı yok mu? Bir hormonal bozukluk var mı? Yok mutlaka onun bilinmesi lazım. Zaten şöyle bir şey, bizim bir açlık durumunda mideden salgılanan hormonlar var. Bir de bu açlıkta yemek yememiz sağlayan, iştahı arttıran. Bir de bazı adipoz dokulardan işte leptin veya adiponektin dediğimiz bazı maddeler var. Yine bunlar aynı şekilde insanın tokluğunu da tokluk hissini veren maddelere tokluk olmasını ve fazla yememesini önlüyor. Ama maalesef mesela paraziter hastalıklarda çocuk ne yapıyor? Şey olduğu halde yemek yeme ihtiyacı olduğu halde yemediği halde bu gidiyor yağ dokularında bu maddelerin, leptin gibi maddelerin salınmasıyla çocuğa bu sefer de farklı hisler verebiliyor, toksik hisi verebiliyor. Yine obezitede bizim için aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi, obeziteyle beraber artık önce biz erişkinlerde yani 30-40 yılda gündeme gelen işte metabolik sendrom dediğimiz şey hem artık son 20-30 yıldır da yine çocuklarda da yine aynı şekilde metabolik sendromun artık yolunu açıyor. Ama yapılan çalışmalarda hani sadece işte metabolik sendromun biraz sonra tekrar konuşacağız belki ama metabolik sendromun özellikle sadece insülin direnciyle hani bağlantılı oldu ama bazen biraz önceki konuştuğumuz gibi nasıl demir eksikliği, iştahsızlıkla bir varsa bazen birbirlerini de tetikleyebiliyor metabolik sendrom. Evet. O yüzden o bizim için kısaca obez bir çocuğu bize geldiği zaman öncelikle altta organik yatan bir nedene bakıyoruz. Eğer yoksa daha sonra onu diyetisyen arkadaşımızla konuşup bunun dengeli ve yeterli beslenmesi gerektiği ama çocukluktaki diyetle erişkin diyeti daha da farklı çünkü çocukta yani büyümesi de gerekiyor. Onun büyümesini engellemeden bir diyet vermemiz lazım. Evet. Metabolik sendromu istersen biraz sonra daha konuşuruz. Tabii, önce olur. Betül Hanım öncesinde isterseniz obezitede beslenme nasıl olmalı? Tabii çocuk kısmını konuşacağız. Biz sizler bu süreçte nasıl bir yolu izliyorsunuz? Hangi besinlerden faydalanıyorsunuz? Hocamızın da dediği gibi bir yandan çocuk gelişim çağında onun da büyümesini engellemeden sizden dinleyelim. Evet.
Çocukluk çağında obez olan bireylerin genelde %30'u yetişkinlikte de obeziteyle mücadele etmekte zaten. Bunun için obezitenin çocukluktan itibaren çözülmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Sağlıklı bir toplumun gelişmesi için de çocukluk çağı obezitesinin erken zamanda tıbbi tedavisinin sağlanması gerekiyor. Bu dönemde fazla yağ içeren ama trans yağ gibi, palm yağı gibi paketli gıdaları içeren ürünlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Ev yemeklerini, sebze yemeklerini tüketmemiz gerekiyor. Çocuklarda asıl hedef kaloriyi bolca kısıtlamadan büyüme ve gelişmeyi destekleyerek sağlıklı beslenme modeli oluşturmaktır. Çünkü tam ergenlik çağında olan, büyüme çağında olan bu çocuklarda sırf işte gündemdeki moda olan diyetleri, çok düşük kalorili diyetleri uygulatarak zarar verebiliriz aslında. Çünkü çocuklarda yapmak istediğimiz takip illa kilo takibi değildir. Beslenmeleri onların hem zeka gelişimlerini, hem çevreyle uyumlarını, hem sosyal olarak, birey olarak ortamlardaki bulunmalarını da etkiler. Çünkü bu yaşlarda yaşıtlarıyla kendilerini de kıyasladıkları için psikolojik olarak da bazen bu çocuklarla çalışmamız ve bir uzmandan yardım almamız gerekebiliyor bazen. Özgüvensiz olabiliyorlar. Bunun için çocuklara sağlığın kendisi için, bedeni için iyi olan olduğunu, başkası için değil aslında kendisinin sağlıklı bir hayat yaşaması için bu beslenme modeline geçmesi gerektiğini önce anlatmak gerekiyor. Yiyecek kısmındaysa kompleks karbonhidrat dediğimiz tam buğday unlu makarnalar, ekmekler, çavdar, yulaf, buğday gibi kompleks karbonhidratlar, yani glisemik indeksi düşük. Bu ne demek? Kan şekerini yavaşça yükselten ve daha sonra da kan şekerini yavaşça düşüren besinlerden, karbonhidratlardan beslenmeliyiz. Beslenmemizin, toplam enerjimizin %40'ını, 60'ını karbonhidratlardan, %12 ila 15'ini, 18'ini proteinlerden, %25-30'unu da lipitlerden, yağlardan alabiliriz. Alacağımız yağlar trans yağlar değil, sağlıklı yağ asitlerini içeren yağlar olmalıdır. Bunun için de dengeli, az önce de bahsettiğim sağlıklı beslenme modeli, sağlıklı beslenme tabağı çocuklarımızın obezitede, kilo kontrolünde olması gereken besinlerdir. Ayrıyeten aktif hayat, fiziksel aktiviteyi artırmak çocuklarımız için çok önemlidir. Her yere servisle gitmek, araçla gitmek, asansör kullanmak, merdiven çıkmamak gibi aslında gün içinde çok da önemli olmadığını sandığımız bu küçük değişikliklerle yaşam tarzı değişikliğine gidebiliriz. Dolmuşta okula gidiyorsa mesela çocuk bir durak önce, iki durak önce gidip en azından bir 5-10 dakika yürüyüş yaparak fiziksel aktiviteyi hayatına sokabilir. Çünkü saatlerce spor yapmak, kardiyo yapmak çocuklarımız için de çok gerçekçi olmayabilir. Ufak hareketlerle, ufak değişikliklerle aslında güzel sonuçlar almak ve bunu uzun vadede kalıcı bir şekilde hayatımıza yerleştirmek çok daha iyi olacaktır. Evet. Hocam şimdi sözü size vereceğim ama biraz kısa almak istiyorum çünkü çok vaktimiz de kalmadı. Metabolik sendromdan devam edelim sizlerden ama dediğim gibi şöyle birkaç dakika içerisinde toplarsak güzel olur. Tamam. Şimdi öncelikle obezite ile ilgili şunu da söyleyelim. Biraz önce hareketten bahsetti. Tabii obezitenin en önemli nedeni bir tanesi de işte sedanter yaşam dediğimiz. Mesela bilgisayar başında çok fazla kalmaz çocuklarımızın. Ekran başında fazla kalmaları. Bunlara mutlaka dikkat etmesi lazım. Evet. Bir de bu obezite özellikle çocuğun anne ve çocuk ilk doğduğundan itibaren mesela eğer biz çocuğumuzu bir yaşından önce çok sık beslersek adipoz dokular yani adipositler yani yağ hücreleri ilk 3 yaşın içerisinde çok büyürse eğer o çocuklarda maalesef obezite açısından risk faktörü oluyor. Ve bu da daha sonra ileriki yaşamlarda işte obezitenin bazı hastalıklarına neden oluyor. Obezite aslında bizim vücudumuzu birçok sistemi etkileyen bir hastalık. Yani hem kardiyovasküler sistemimizi etkiliyor, astım, solunum yollarımızı etkileyen bir hastalık ve bunlardan bir tanesi de obeziteyle birlikte olan aslında biraz önce de bahsettiğimiz metabolik sendrom. Metabolik sendrom özellikle çocuklar için içerisinde insülin direncinin olduğu. Peki insülin direnci ne diye dediğimizde insülin aslında bizim sadece aslında zannettiğimiz gibi kan şekerini düzenleyen bir şey hormon değil. İnsülin aynı zamanda protein metabolizmasını da düzenleyen, anabolizan dediğimiz vücudun yapı taşlarını oluşturan bir düzenleyen bir hormon. O yüzden eğer vücutta bir
insülin direnci varsa bunu şundan bahsediyoruz. Aslında insülin var yeterli miktarda ve kanımızda ama hedef hücreler ona karşı duyarsız. Duyarsız olduğu için insülin görevini yapamıyor. Ne yapamıyor? Glikojen yapamıyor. Ne yapamıyor? Kas dokusuna veya yağ dokusuna glikoz girişini önlüyor. Ne yapamıyor? Girişini sağlayamıyor. Ne yapıyor? Ne yapamıyor? Protein üretimine destek veremiyor. Bu nedenle de insülin direnciyle birlikte çok ciddi problemler ve ileriki dönemlerde artık biz bir tip 1 diyabetten bahsediyoruz. Evet. O çocukluk çağında ama tip 2 diyabet dediğimiz onun için bir risk faktörü oluyor. Metabolik sendromun içerisinde bir insülin direnci mutlaka oluyor. Çocuklarda özellikle prepubertal dönemde yani ergenliğe girmeden önce bunun bir hesabı var insülin direncinin. İşte kan şekeriyle, basitçe kan şekeriyle insülin miktarını açlık olarak çarpıp 405'i böldüğümüz zaman kabaca 2,5 değerin eğer altında olmasını istiyoruz. Ya da ergenlik döneminde 3,6'nın aynı altında olmasını istiyoruz. Yine kan şekerinin, açlık kan şekerinin 100'ün altında olması lazım. 100'ün üzerinde ise yine metabolik sendrom, yani metabolik sendrom içerisinde değerlendiriyor. Yağ düzeyi, özellikle trigliseritler metabolik sendromunda 150'nin yine üzerinde ise yine aynı şekilde metabolik sendromu tarif edilebiliyor. Bir tanesi de tansiyon. Çocuklarımızın eğer tansiyonu 130'da 85'in üzerindeyse özellikle biz bu çocuklarımızda yine metabolik sendrom içerisinde tanımlıyoruz. Evet. Son olarak da kolesterolden HDL yani iyi kolesterolün özellikle 40'ın altında olması metabolik sendromun tanımları içerisinde. Bu saydığım 5 bu maddeler var. Bunların en az 3 tanesi varsa biz hastamızda metabolik sendrom var diyoruz. Nasıl mücadele etmemiz lazım? Obeziteyle nasıl mücadele ediyorsa aynı şekilde önce diyetle, yani ilaçla değil, önce diyetle bunun tedavisine bakılması lazım. Çünkü metabolik sendromun sıkıntısı şu, kısa vade değil ama uzun vadede vücudumuzda, özellikle kardiyovasküler sistemi, yani kalpte, damarlarda, ateroskleroz yaparak özellikle yüksek tansiyon, onun peşine ne yapabilir? İşte kalp yetmezliğine bizi yol açabilir, ne yapabilir? Aort diseksiyonu dediğimiz işte aort damarı yırtılabilir. Çok ciddi problemlere yol açabilmekte. Karaciğerde yine yağlanmaya özellikle obezite sonrası meydana gelebiliyor. Ve bu da maalesef bizim çocuklarımızın belki de bundan 40-50 yıl önce erişkin yaşta aslında görülen hastalıkların bir kısmı maalesef erken gençlik döneminde de karşılaşmış oluyorlar. Ve bu da işte kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıkların daha önce görülmesi nedeni oluyor. Evet. Şimdi son 2-3 dakikamız kaldı. Betül hocamıza dönmek istiyorum. Son olarak şunu soracağım. İshal ve kabızlık. Her ikisi de çok farklı bir beslenme düzeni belirlememiz gerekiyor çocuklarda. Onları da sizden kısaca alsak. İshalde nasıl beslenilmeli? Kabızlıkta nasıl beslenilmeli? İshal olan çocukta vücudunda sıvı kaybı olduğu için öncelikle o sıvı kaybını yerine koymamız gerekiyor. Ayrıyetten kusma da eşlik ediyorsa öncelikle bir enfeksiyon olup olmadığı taranmalıdır. İshal olan durumda çocuğa ORS tedavisi uygulayabiliriz. Potasyum, sodyum dengeleri oynayacağı için hücrelerin dehidratasyona girmemesi için çocuğun dehidratasyondan kurtulması için yeterli sıvı alımı olmalıdır. İshalde en önemlisi sıvıdır. Kabızlıkta da en önemlisi sıvı artı lifttir. Bu dönemlerde duruma uygun probiyotik kullanmak çok önemlidir. İshal için ayrı probiyotikler, kabızlık için ayrı probiyotikler vardır. Hangi bakteri grubu ağır basıyorsa ona göre bir takviye gıda kullanılmalı. Eğer bu takviyelere ulaşımımız yoksa turşu, kefir, yoğurt gibi evde yapabileceğimiz probiyotik olarak zengin olan bu besinleri kullanabiliriz. Lifli beslenmek insan sağlığı için oldukça önemlidir. Çünkü bağırsaklardan kolesterol atımını liflerle sağlayabiliriz. Bu da yaşam, uzun yaşamın sırlarından biridir aslında. Lifli beslenmek, bol sıvı almak, ishal ve kabızlık için en temel anlamıyla iki ana başlıktır. Betül Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet Melih Hocam, bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle çok güzel bir yayın oldu. Betül'e ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten özellikle çocuklarda beslenme ile ilgili hem hastalıklarında çok güzel bilgiler verdi. Kabızlık için sadece ben şunu ekleyeyim isterseniz. Kısaca beslenmenin ötesinde. Kabızlık tedavisinde kronik bir tedavi olduğu için maalesef ailelere bazı ilaç kullanılması gerekiyor. Ve bunda kabızlık süresinin en az iki katı kadar da ilaç kullanmamız gerekiyor. O işte lifli nasıl besinleri yapıyoruz ya, ilaçları da o şekilde yapıyoruz. Eğer aileler kabızlıkta sadece işte 3-5 günlük bir tedavi yaparlarsa, ilaç tedavisi ya diyetini aynı şekilde yaparlarsa kabızlık tedavi edilmiyor ve bu maalesef müzmünleşiyor, kronikleşiyor. O yüzden kabızlık ilaçlarını ve diyetlerini hekimlerinin öngördüğü sürede mutlaka ailelerin dikkatli kullanması lazım ve ona göre tedavilerini tamamlanması lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Melih Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Müşahin. Sevgili izleyenler, bugün de bu haftada Sağlık Pusulası'nın sonuna geldik. Yeni haftada pazartesi günü saatler 20'yi gösterdiğinde yine karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar, mutlu haftalar diliyorum.